Aile ve Sosyal Hizmetler Bursa İl Müdürümüz Faruk Uysal'a çok teşekkür ediyorum. Şimdi bazen bazı şeyleri anlatmaya kelimeler kifayetsiz kalıyor. Hanımefendi tek başına akli dengesi de çok yerinde olmayan, yani mental problemleri olan 45 yaşında bir oğulla yaşamaya çalışan bir teyzemiz. 12 yıl önce eşinden de boşanmış. Anlattı burada derdini. Baba yüzü de görmedim. Beni de başlık parasına verdiler. Kocam da içiyordu dedi. Ben hiç yalan söylediğini düşünmüyorum. Ağzında dişi yok. Şimdi o teyze yaşlılık maaşı alacak. Ne aldığı parayı biliyor. Ne kirasını biliyor. Ev sahibi de zaten çıkartmak istiyormuş. Size şöyle söyleyeyim. Dokundum ya şöyle. Tamam. Tabii ki yaşlılık denen bir şey var ama onunkisi yaşlılık değil, bakımsızlık. Yani o oğluna tutunmuş, gene ona bir can nefes olmuş. Yani bir oğlu olunca, ona bir ekmek alınca kendisi de ucundan yer. O da olmasaymış zaten, ben buraya bu yaşa kadar da sağ salim çıkacağını düşünmüyorum. Dün onu Hüseyin götürdü. Dediğim gibi ne dualar ne dualar. Ağzı da çok dualı. Ben ağzı dualı insanı çok severim, biliyorsunuz yani. Oradan onu şimdi önce bir misafirhaneye götürdüler. Önce hastaneye gidecek, sağlık işlemleri yapılacak. Odasını gördü, bayıldı. Oğlunun battaniyesini dedi ki, ben ya ona çok üzüldüm. Dedi ya, burada benim evden alacak hiçbir şeyim yok. Yolda demiş ki Hüseyin'e, Hüseyin demiş, belki de gelmiştir benim oğlan eve demiş. Eve gitmiş, çatılara bakmış. Gelip de çatıda falan kalırsa diye. Sonra komşularıyla vedalaştı. Ne olur gelirse bize, bana haber verin dedi. Onlar da onu güzel uğurladılar. Güzel yerine yerleştirdi. İnşallah oğlu da bulunur. Ama bulunmazsa da teyzem en azından ömrünün geri kalan günlerini şöyle önüne sıcak bir yemek gelecek. Hastalandığında hastaneye bir serumu takılacak. Gidecek. Hastaneye götürülecek bir ortamda yaşasın. Allah razı olsun. Faruk Bey, size de çok teşekkür ediyorum. İşte görüntülerimiz. 46 yaşındaki Bülent Dalgın. Ekmeğin şeklini beğenmeyip evi terk etmiş ve geriye gözü yaşlı bir anne bırakmıştı. Yavrum dedim, uzun ekmek yoksa yuvarlak aldım. Sen yalan söylüyorsun, almak istemiyorsun. O zaman kaçtı gitti. Balkonda oturuyorum burada. Yolunu gözlüyorum. Evladının yolunu gözleyen 76 yaşındaki Zeliha Kaman'ın bir başına kalmaması için gereken adım Müge Anlı'da atıldı. Zeliha teyzeciğim, ben seni bugün ekip arkadaşlarımla götüreyim Bursa'ya. Ondan sonra sen eşyalarını da al. Orada Bursa İl Sosyal Hizmetler senin yetkililerine emanet ediyor. Onlar seni orada heyecanla bekliyorlar. İster Allah, misin? Olur Allah'ım. Yavrum. Aklının olur, helal et. Helal olsun. Ne yaptım ki ya canım benim? Sen git hayırlısıyla, güle güle. Senin oğlun da bulunca onu da senin yanına getiririz. Olur mu Zeliha teyze? Senin evde var mı alacak eşyaları? Almasam da olur. Sen şimdi güzel güzel git. Ben Zeliha teyze size emanet. Aklınızı helal edin, tamam helal mı yavrum? Olsun. Ve Zeliha Kaman yeni yuvasına doğru yola çıkmak üzere ekibimizle birlikte stüdyomuzdan ayrıldı. İyi düşünmüşsünüz yavrum. Başka bir yere gideceğim yerim yok. Çocuğumu bulana kadar inşallah. Gelirse onu da kandıracağım, orada yaşarız. Hadi gel beraber yola çıkalım. Hadi gel. Aklında, kalbinde, dilinde evladı vardı fakat bu yeni başlangıç Zeliha Kaman'a iyi gelmişti. Dünyalar benim oldu. Çok sevindim. Bir de evladım gelse beraber orada yaşarız çocuğumla. Ayaklarına kapanacaktım, bırakmadı. Benim kapanmam lazım senin ayaklarına dedi. Elimi öptü sonra. Kızım yoktu, kızım oldu müdahalına. Sizi o şeye yatıracağım deyince bayram ettim oturduğum yerde. Ben böyle mutlu olmadım bu yaşıma kadar. Kocamdan görmedim ben böyle yavrum. İnşallah benim çocuğum da gelir orada, ölünceye kadar orada yaşarız çocuğumla. Ben mutlu oldum ya, Allah sizleri de mutlu etsin yavrum. Yola çıkmadan evvel eve uğramaya gerek duymamıştı ancak Zeliha Kaman yolda fikrini değiştirdi. Belki ben yokken oğlum dönmüştür umuduyla evine uğramak istiyordu. Belki gelmiştir dedim, onu merak ediyorum çok çocuğum. Oğlun için mi bakmak istiyorsun evine? Evet, kimse inanmadım. Ben kendi gözümden göreyim, bakayım yok mu? Bir bakalım bakalım evine. Çok iyi insanlarmışsınız yavrum. Kimseden böyle yakınlık görmedim ben hiç çocuğum. Zeliha Kaman oğlunun gelip gelmediğini kontrol etmek için evindeydi. Bulamadım. Belki dedim saklanmıştır. Çatıya matıya baktım, her tarafa saklandı. Belki dedim
Aradım ama yoktu. Mustafa Kemal Paşa Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri de Zeliha Kaman'ın evine geldiler. İnşallah daha iyi koşullarda, daha iyi bir yerde yaşamak için yardımcı olacağız teyzeciğim. Hepimizi aklınızı helal edin ne olur yavrum. Ve Zeliha Kaman evinden ayrıldı. Artık rahat edeceği yeni yuvasına gitme zamanıydı. Mustafa Kemal Paşa Sosyal Hizmetler Müdürlüğü teyzemizle yaptığı görüşmenin ardından talebini onayladı ve misafirhaneye götürülüyor. Şu anda da komşularıyla vedalaşıyor. Yolun açılsın hadi bakalım. Müge Hanım'da çok selam olsun. Çok iyi bir insan. Türkiye'ye yetiyor. Türkiye her kişi seviyor onu. Çok iyi oldu vallahi. Çok kötü, çok ziyandı burada. Hep ağlıyordu balkon tepesinde. Müge Hanım'ıza çok selam söyle sarı civcivimize. Ağlama selamlar. Ağlama inşallah bulunur çocuğum. İnşallah, inşallah bulunur. Allah inşallah çocuğum falan buraya gelecek. Ne olur bırakır mıyız hiç? Allah sana eğile koşluk ver. Kendine bak. Düşünme. Düşünme hiç. Aklından çıkmıyor ne yapayım? Aklından çıkmıyor tabii evlat yavrum evlat. Müge Hanım Allah razı olsun ondan. Hadi Allah yolunda çıkar. Allah yolunda versin ablan yavrum. Müge Hanım seni çok seviyoruz. Allah helal keder göstersin Müge Hanım'a. Allah Müge Hanım razı olsun. Allah başımıza eksik etmesin. Hayırlı yolculuklar. Hadi. Zeliha Kaman bakım evine yerleştirilmeden önce sağlık kontrollerini kolayca tamamlayabilmek adına geçici bir süreliğine Mustafa Kemal Paşa'daki Sosyal Hizmetler Misafirhanesi'ne getirildi. Oğluna olan bekleyişi bitmemişti ama içinde bir heyecan vardı. Çok heyecanlıyım ilk çocuğum. Çok sevinçliyim. Kireden kurtulacağım. İnşallah bir de bir evladıma kavuşsam dünyalar benim olacak yavrum. Burada bekleyeceğim artık çocuğumu. O evden çıktım. Getirildiği misafirhanede ilk yemeğini yedi Zeliha Kaman. Hazırlamışlar masaya. Vallahi kendi evimde görmedim böyle şey. Oh ne güzel makarna da var. Oh tane isteyeyim. Afiyet olsun. Sağ ol teşekkür ederim. Harika olmuş çorba limonlu güzel. Çok güzel olmuş. Yemeğin ardından kalacağı odaya çıkarıldı. Yüzündeki gülümseme ise dünyalara bedeldi. Yeni odan burası. Çok güzel, çok büyük. Yemeğimi de yedim, karnımı doyurdum. Yarasın, yarasın şifa olsun. Şükür. Müge, teşekkür ederim her şey için. Kalbinde olduğu gibi yanında da oğlundan bir iz olsun istemişti Zeliha Kaman. Bu yüzden de yanına evladının battaniyesini almıştı. Geldiğine sevinsin. Gelsin dört gözle bakıyorum çocuğum. Ne olur gel artık. Anneni kahretme. Yalvarıyorum ne olur yavrum. Bilen gel artık yavrum. Kim nerelerdesin yavrum. Ne olur gel. Yaşayalım sen ne dedin bana. Anne buraya yaşamaya geldik artık. Babam yaşatmadı bizi dedi. Artık tek beklediği oğluna kavuşacağı gündü. Zeliha Kaman emin ellerde huzurla uyuyacağı odasından uğurladı bizi. Evladıma sarılmış gibi oldum. Ne yapayım? Müge, hakkını helal et ne olur çocuğum. Tamam mı? El sallıyorum sana. Ay ne bileyim ya. Allah devletimize zeval vermesin. Ama bakın bazen lafın arasında kalıyor. Programı sürekli izlemeyenler böyle bazen bir cümleni alıyor. Abuk subuk bir şeyler yazıyor falan. Programı izleyenler ne demek istediğimi anlar. Aslında sosyal devlet dediğimiz işte yaşlımıza, bakıma muhtaç olana yardım etme zorunluluğu devletin bu gibi noktalarda önem kazanıyor. Bu teyzenin tek başına yaşama durumu yok. Ona bakacak kimsesi de yok. Zaten kız kardeşi de kendi yaşında. İşte bu devletten bazen ben kızıyorum ya, yalan yanlış yere sosyal hizmetlerden para almaya kalkanlar bu hizmetlerin daha fazla yapılmasının önüne geçiyor. O yüzden bu konuda şikayetlerinizi yapın. Bu teyzelerimiz daha fazla bu yurtlarda kalabilsinler. Daha iyi imkanlara kavuşabilsinler. Yoksa ben babamdan maaş alayım, kocamdan boşanayım. Yok evimi onun üzerine devredeyim, devletten şu parayı alayım. Bu bir bütçe arkadaşlar, bu bir bütçe. Yani herkesin nasıl evinin bütçesi var ve onu dağıtıyor. Devletin de bir bütçesi var. Devlet bütçesini yalan yanlış hırsızlıkla, hırsızlık yaparak çok açık söylüyorum. Resmen kullanan, hırsızlık bu. Resmen hırsızlık yaparak kullanan insanlar yüzünden
bu hizmetler daha az oluyor. Bunu kabul etmek lazım. Evet. Yani bu teyzelerimizin daha fazla bu yurtlarda olması lazım. Daha fazla bu yurtların açılması lazım. Ben tabii ki hepsini gidip bizzat kolaçan etmedim. Onun da bakanı var, onlar bakacaklar ona, ama benim gördüğüm gerçekten önlerine yemek çıkıyor. Sıcak bir yerde yaşıyorlar. Kendi yaşıtlarıyla beraberler. El işi yapıyorlar, resim yapıyorlar, müzik dinletileri var. Bir hayat yaşıyorlar. Yani ömürlerinin son günlerinde Allah emeği geçen herkesten razı olsun. Bunu şunun için söylüyorum. Sanmayın ki biz program olarak gidiyoruz diye bu teyzenin önüne bu yemek çıkıyor değil. Bu yemekler çıkıyor. Ben arada biliyorsunuz şeyim tutuyor benim. Ay çok duygulandım, kusura bakmayın. Gidiyorum da ben ziyarete. Ben biliyorsunuz öyle fotoğrafla videoyla şeyim, benim işim yok yani. Çok gittim. Gidiyorum da hani ben gidiyorum diye mi hazırlık var? Yoksa normalde böyle mi diye. Normalde böyle. Evet. Normali de böyle. Onu söyleyeyim. Yani bizim çocuklarımız için bak, o yurtlara da. Yurtlara da yani kusura bakmayın. Siz ne diyeyim? Şartsız koşulsuz sürekli sevişeceksiniz diye. Tamam mı? Bu çocuklar yurtlarda büyümesinler. Bak yurtlardaki imkanlarımız da çok güzel arkadaşlar. Ben size anlattım. Ben gittim. Gerçekten birçoğumuzun değil, hiçbirimizin evinde o çocuklara her gün çıkan yemeği yapamayız. O çocukların, o bebeklerin hani kaç tane olabilir tulumu? Çünkü vatandaş da o kadar çok yardımda bulunuyor ki. Giyecekleri de var, oyuncakları da var, her şeyleri var. Ama çocuk aile ister. Ailede bir sofra hazırlanınca çocuk oraya bir tabak koyacak ki ileride de evlendiği zaman da kız erkek eşine yardım etmeyi öğrenecek. Aile ortamından uzakta büyüyor. Yoksa yurtlar kötü diye değil. Ama o zaman hiçbirimizde çocuklar durmasaydı, alsaydı bütün devletler çocukları. Öyle bir hayat yok ki. Kavgayı da görecek, dövüşü de görecek, anneye de üzülecek, babaya da üzülecek. Paralıyı da görecek, parasızlığı da görecek. Hayatı hazırlanacak. İşte yuvadan uçması için. Şimdi millet doğurup çocuğunu yuvaya ver. Tamam, devlet de alacak tabii, ne yapsın, sokakta mı bıraksın, ama biraz da lütfen herkes bir aklını başına alsın yani. Orada o yurtlarda o çocuklar, yani imkanlarımız da ona göre azalıyor. Salak salak hırsızlık yaparak milletin parasını hırsızlık yaparak alan insanlar yüzünden. Hiçbir avuç falan da değil. Lütfen bunu da şikayet edin. Çevrenizde kim varsa böyle bildiğiniz herkese şikayet edin. Şu teyze aklınıza gelse. Vallahi bizim de sonumuzun ne olacağı belli değil. Yani bilmiyoruz ki o yaşta başımıza ne gelecek. Bilmiyoruz. Yarınımızdan emin değiliz. Ben bilmiyorum yani şahsi olarak kendim bilmiyorum ben ne olacağım. Hepimiz için bir güvence bu tip yerler. Çünkü bir süre sonra neyle karşılaşacağımız, yaşlılık dönemimizin hangi hastalıkların başımıza gelebileceği, yalnız kalacağız, kalmayacağız, ihtiyarlık dönemimiz nasıl olacak? Bunlar hepimiz için bir güvence. Ama bu güvenceyi sağlayan devlet, biraz önce söylediğiniz gibi belli imkanları olan her devletin bu böyle. Bu sadece bizim ülkemiz için geçerli değil. Her devletin bir bütçesi var buna ayırdı. O bütçeyi en sağlıklı şekilde İnsan kullanılmaya utanır. Çalışılıyor. Utanmıyor. Ben de işim dolayısıyla çok fazla gidiyorum. Hem çocukların yaşadığı yuvalara, hem de yaşlıların yaşadığı yerlere. İmkanlarda gerçekten, bir problem yok gerçekten yani. Çok iyi bakılıyorlar. Ama bir gerçek var. Özellikle çocuğunu veriyorsa bir kişi, artık üstüne çocuk doğurmasın diye. Ya bununla ilgili yasa teklifi sunuldu bu programdan sonra. Kabul etmediler. Yani niye kabul etmiyorlar? Ben de onu anlamıyorum. Sen çocuğunu yurda bırakıyorsun, yine sürekli doğuruyorsun. Sen kardeşim çocuk üretme makinesi misin yani? O çocuğun hayatı ne oluyor? Onun insan hakkıymış. Doğan çocuğun hakkı ne oluyor? O bebeğin hakkı, onu o abuk subuk doğuran anne babadan daha şey değil mi? Daha fazla değil mi? Daha büyük değil mi? Bebeğin hakkı daha büyük. Bunlar bir şaşıranlar var. İşte onlarla bu dolu. Bak bu teyze hiçbir şey söylemiyorum. Bu teyzenin çünkü hiç kimsesi yok. Zaten keşke oğluyla daha evvelde yatabilseydi. Şimdi oğlu da gitti. Ne oldu bu çocuğa da ya? Ne oldu bu kadının oğluna? Hiç onu bilemiyorum. Nereye gitti bu çocuk? Bu çocuk acaba bir köyde falan birisi aldı da kendinin üzerinde kimliği falan yok. Çobanlık, ama orada çobanlık falan mı yapıyor diyeceğim, ama yine bulurdu onu izleyicilerimiz. Yok öyle kimliği belirsiz bir ceset de yok. Bütün hastanelere de baktık. Yetmedi, çevre illere de baktık.
Tutundum mu? Evet, sırra kanayamazsın. Tutundum, bu çocuğu da bulmak istiyorum. Teyze de bunu bir görsün. Yanında da olmaz. Belki başka yerde alırlar. Bir hafta sonra görüşürüm. Şu kadın da biraz rahat etsin ya. Üf, neyse. Güzel haber vereceğim dedim. Gene kendimi ağladım. Vallahi kusura bakmayın yani. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Etlik patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla 3 yıl birden cezaevine gönderildi.